savaş süreci yoğunlaştığında ciddi krizlerle karşılaşıyoruz. Her türlü kriz bir şekilde ekonomiye dayanıyor. Demokrasi, insan hakları kriziyle beraber birleşiyor ve günün sonunda burada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan, bu bölgede yaşayan insanlar olarak başka başka derinleşmiş krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu iktidar da savaş konseptini geliştirdiği için daha ciddi problemlerle karşılaştık. Daha önceden de ekonomik problemlerimiz vardı. Yerelden yönetilemeyen, kendi kendini yönetemeyen toplumlar olduğumuz için, bölgeler olduğumuz için problemlerin sürekli en son halkası biz oluyoruz. Ve ilk de biz etkileniyoruz. Bu savaş konseptinden çıkması için iktidarın gitmesi gerekiyor. İşte bildiğiniz üzere önümüz seçim. Bu seçimde iktidarın gitmesi için uğraşacağız. İktidar gittikten sonra ne olur ne olmaz tam olarak bilmiyoruz ama aynı şekilde devam ederse aynı krizleri tekrardan yaşayacağımızı biliyoruz. O yüzden yeni gelecek iktidardan beklentimiz savaşsız, barış ve huzur içerisinde daha düzgün bir coğrafya yaratabilmesi. Değişimin öncüsü zaten Yeşil Sol Parti'nin perspektifidir. Başka bir şekilde bu coğrafyada, bu bölgede olabilecek bir şey yok. Ama işte şöyle bir sıkıntımız var. Tam olarak iktidara ne kadar yanaşabileceğiz? Ne kadar iktidar alabileceğiz? Kendimizi iktidara ne kadar anlatabileceğiz? Ve halkımızla beraber ne kadar iktidar olabileceğiz? Bütün sorun bu. Yoksa başka bir alternatif yok yani. Yettiremiyoruz, kazanamıyoruz, harcayamıyoruz. Göremiyoruz, yapamıyoruz. Yani oradan buradan kısa kısa yemin ediyorum ki sana... Bitmişiz. Şimdi talep etmeyen insanın aklına şaşarım. Değişimi canı gönülden talep ediyoruz. Ya artık gerçekten istiyorum ki bir yaşam standartlarımız, ya lüks istemiyoruz. Sınırda, seviyede kalsa bile bize amenna diyebileceğimiz durumlardır. Değişim gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Bir sistemin değişmesi gerekiyor. Birilerinin bu sisteme dur demesi gerekiyor. Hani derler ya, bazı kadınların hikayesi yorgundur. Hüzün kokar saçları, gözleri vefa, yılları cefa doludur. Biz bunu artık tüm insanlar için söylüyoruz. Hepsinin yorgun bir hikayesi vardır mutlaka. Önemli olan o yorgunlukta yılmamak, inadına ayakta durup ben buradayım diyebilmektir. Ben de onu yapıyorum. Ben buradayım, siz neredesiniz? Esnaf olarak değil, insan olarak insanlar 21 yılında özgürlüğünü kaybetmiştir. Ondan sonra insanca yaşam, evrensel insanlık haklarına mahrum kalmışlardır. Evrensel hukukun dışında bir işlem gören ülkedeyiz. 21 yılda galiba biz acı alışmasını öğrendik. Yani nasıl acı çekilir, nasıl aç kalınır, aç karnına nasıl yatırılır, kuru sahana. Kuru sahan yiğit muhtaç olmuş, kuru sahanın lafı gerçekten herkes satışlar çok kötü. İnsanlar korkudan gelip bir şey alamıyor. Korku. Ben de alamıyorum. İnsanlar da alamıyor. Borç da alıyoruz. Borcu da göre ödeyemiyoruz. En sonunda toptancı gelip malının büyük bir kısmını toplayıp gidiyor. Gerekirdi herhalde. Yani insanların mülüsü olması gerekir. Aydınlanması gerekir, okuması gerekir. Gerçeği görmesi gerekir. Aldığımız malı yerine koyamıyoruz. Yani sabah sattığımız malı, bak öğleden sonra sabah sattığım şalvarlar 100 lira, öğleden sonra 130 lira. Müşteri diyor daha dün geldim ama biz de bugün getirdik malı diyorum. Öyle yani yetişemiyoruz. İnan ki müşterilere karşı mahcup oluyorum. Gerçekten hani ben de istiyorum ki ucuz vereyim, fakir fukara acıyorum ama elimde bir şey gelmiyor. Ben yerine mal koyamıyorum. İstiyoruz tabii değişim artık, yani biraz da değişsin yani. Biraz da bu ülke artık hani 20 yıldır. Değil mi? Biraz da biz de istiyoruz değişiklik olsun. Hadi biraz da bu denesin yani. Hep yıllardır onlar deniyor. Değil mi? Bolluk olsun. Her şeyi istiyoruz çocuklarımız için. Hadi ben kendimi geçtim vallahi ben. Yani bu gençlere üzülüyorum, çocuklarımıza üzülüyorum. Benim oğlum yurt dışına gitmek istiyor. Niye gitsin? Ben ister miyim çocuklarım gurbete gitsin, uzaklara gitsin? İsterim ki yakınımda olsun. Hangi anne çocukların uzağa gitmesini ister, değil mi? Ama biz istemiyoruz. Ama diyor ki anne, bu ülkenin bir şeyi yok. Hani böyle giderse, bu iktidar değişmezse... Yani biz gitmek istiyoruz diyorlar. İnşallah değişecek yani, istiyoruz değişmesini. Belki de bir umut yani. Yani bir kere dükkan kirasını hiç kazanmıyoruz. Burası benim kendi iş yerim ama benim maaşım yok. Bunu böyle rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece aldığımı yerine koyabilmenin çabasını harcıyorum. Çünkü her gün çok pahalı. Yani aslında takip edemiyoruz gündemi. Düşünün, bir kilo, bir demet maydanozu 7 liraya alıyorsunuz esnaf olarak. Bir kilo soğanı 30 liraya alıyorsunuz. Bunu kaça bölmelisiniz? Kime nasıl geri dönüşümünü nasıl yapıp hesabını kitabını? Öyle olunca da ne oluyor?
Tuzun bitince ancak tuz parası kalıyor. Yağ bitince yağ parası kalıyor. Patates bitince onu sadece biriktiriyorsun, onu alıp yerine koyuyorsun, bir daha biriktiriyorsun, bir daha yerine koyuyorsun. Eğer kendi işinse hadi diyorsun boş ver, nasılsa burada bir lokma ekmek arttı ben yerim diyorsun. Ama işçi asla çalıştıramazsın çünkü maaşı yok. Benim maaşım yok. Benim iş yerim ama gerçekten samimi duygularla söylüyorum. Benim maaşım yok. 2-3 bin lira artıyor, onu da kira sıkıntısından biriktiriyorum, yemiyorum. Dolayısıyla da eskide olduğu kadar daha çok şimdi hastalanıyorum. Geçen gün birisi et fiyatı sordu. Belki inanmayacaksın ama ben 6 aydır et yememişim yani. Bunu gerçekten samimi duygularımla söylüyorum. Yani ben gözleme yapıyorum. Kaşar alamıyorum. Kaşarı alırsam size fiyat farkı koymam lazım ama siz bir daha gelip burada yemezsiniz. Çok pahalı. O yüzden diyorum ki ya sadece çökelikle yapıyorum ya da işte pul biber ya da işte soğan alabiliyorum. Gerçekten inanılmaz pahalı. Ayama ayakkabı alamıyorum. Nasıl alayım? Bir ayakkabı 500 lira, 600 lira. Nasıl alayım? Eskide kara lastik köyde giyiyorduk. Kara lastik 450 lira olmuş. Her sene yazın köye gittiğimde bir tane lastik alıyordum. O kara lastikle köyde geçiniyordum. Ama şimdi ben o kara lastiği alamıyorum ki. 450 lira nereden alayım ben kara lastiği? Tabii ki din, dil, ırk ayrımı yapmayan, dürüst, ecdadını tanıdığım, dünya yeryüzündeki hiç yalan söylemeyen, sömürmeyen, gerçek dürüst bir insan varsa Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Eğer bu ülkeyi yönetmesini istediğim tek kişi Kılıçdaroğlu.